Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda ölümün sırrını çözmeye çalışacağız. Ölümden sonra hayat var mıdır? Bizler şu anda hayatta olan kimseleriz. Ama şuna kesinlikle inanıyoruz ki, başkalarının başına gelen bir gün bizim de başımıza gelecek ve sevdiğimiz, hayran kaldığımız şu dünyadan göçüp gideceğiz. Ve her insanın üzerinde bu noktada fanilik damgası var. Herkes ölümü tadacak. Ama bu ölümden sonra hayat var mı? Hayat devam edecek mi? İnsan elbette bunu da merak etmekte. Tek başına akılla bu işin içinden çıkamamakta. Mesela felsefi sistemlere bakacak olursak, aklın mahsulü olan, akıl arsası üzerine bina edilen bu felsefi sistemler, ölümden sonra hayat var mı? Bu soruya cevap bulmakta zorlanırlar. Daha doğrusu cevap da veremezler. Bunları söylerken hayalen yıllar öncesine gittim. Bir felsefeciyle sohbet ederken bu konulara bir miktar girmiştik. Kendisi demişti ki ben ateistim. Yani Allah'a inanmıyorum. Öldükten sonraki hayata da inanmıyorum. Ve karşımızda da mezarlık vardı. Dedim sana göre şu anda bu mezarlıktakiler yok olup gittiler mi? Evet dedi, yok olup gittiler. Peki sen de mi yok olup gideceksin? Evet dedi, ben de öldükten sonra toprağa karışacağım, yok olup gideceğim. O zaman ben şunu nazara vermiştim. Dedim ki felsefeyi ben de severim. Felsefeden istifade etmeye çalışırım. Ama felsefe her şey değildir. Felsefe her meseleyi halledemez. Söz gelimi şu alem nasıl var oldu? Şu alemin yaratılışı. Bu konuda felsefe çok fazla bir şey söyleyemez. Öte yandan bu alemden sonra hayat var mı? Ölümden sonra hayat var mı? Felsefe bu noktada da fazla bir şey diyemez. Ölümden sonrasına onun kuralları gitmez. Onun kanunları orada işlemez. Akıl evet önemli bir alettir ama akıl her şey değildir. Akıl tek başına bütün problemleri çözebilecek kabiliyet ve kapasitede değildir. Ve oradan şunu gördüm. Gerçekten bir insanda Allah'a iman yoksa, ahirete iman yoksa ölüm onun için çok korkunç bir olay oluyor. Ve o insan ölümü hatırlamak bile istemiyor. Ölüm çok soğuk bir kelime oluyor. Halbuki Allah'a inanan, ahirete inanan bir kimse açısından ölüm korkulacak bir olay değildir. Ve Hazreti Yusuf gibi bir peygamber daha ölüm gelmeden kendisi saltanat içinde olmasına rağmen ölümü istemiştir ve demiştir ki Tevaffeni Müslümen ve alhikni bis salihin. Ya Rabbi beni bir Müslüm olarak vefat ettir ve salih kullarına kat. Ve diğer peygamberler, onlar kendilerini dünyada bir misafir olarak görmüşler ve asıl ahiret aleminin ebedi kalıcı olduğunu ifade etmişlerdir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek Savaşı öncesi Hendek kazarken bir yandan da şunları söylüyor. Tempolu bir şekilde sahabelerle beraber söylüyorlar. La ayşe illa ayşul ahira. Yani gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır. Diğer taraftan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini şu tarzda anlatıyor. Benim diyor dünyadaki halim bir ağacın gölgesinde bir miktar gölgelenen bir yolcuya benzer. Yani o yolcu gün boyu yol almış, yorulmuş. Bir ağacın gölgesinde bir miktar gölgeleniyor. Ardından yoluna devam edecek. İşte dünya hayatı şu anda o ağacın altında bir gölgelenmek gibi. Şu anda biz gölgeleniyoruz ama yolculuğumuz devam ediyor. Ve insan bir yolcu, bu yolculuk ruhlar aleminde başlamış. Ruhlarımız bedenimizden önce yaratılmış. Ruhlar aleminden anne karnına, anne karnından çocukluğa, çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa ve ihtiyarlıktan kabre, ahirete doğru bu yolculuk devam ediyor. Şöyle bir miktar düşünecek olursak bunlar çok önemli hakikatler ve herkesi düşündürmesi gereken şeyler. Şöyle düşünelim, bir insan uçağa binmiş, diyelim yan yana kendisiyle beraber oturmuş sohbet ediyoruz ve ona desek ki nereye gidiyorsun? O da dese ki bilmiyorum nereye gidiyorum. Kendimi bu uçakta buldum. O insan ne kadar acınacak bir durumdadır.
Bir insan uçağa bindiği zaman nerede binmiş, nerede inecek bunu da bilmesi uygun düşer. Yoksa bir meçhule yapılan yolculuk tatlı bir yolculuk değildir. İşte Allah-u Teala dünyayı bir uçak gibi kılmış. O uçakta biz doğmuşuz. O uçakta hayatımız devam ediyor ve o uçakta hayatımız bitecek. Ama dünya uçağı bütün yolcularını ahirete bırakacak. Nasıl ki uçağın veya otobüsün bir yola çıktığı yer vardır, bir de varacağı menzil vardır. Onun gibi şu dünyanın da bir başlangıç noktası var, bir de varacağı nihai nokta var. Nihai nokta ahiret. Dolayısıyla dünya uçağı şu anda ahirete doğru yol alıyor. Yani bazıları belki latife olarak diyorlar ki durdurun dünyayı, inecek var. Bu ciddiye alınacak bir ifade değil. Zaten herkes neticede bu dünya uçağından inecek. Ama kimsenin keyfine göre de istediği yerde inmesi için böyle bir şey insanlara bırakılmamış. İnsanlar istese de istemese de ahirete doğru giden bir uçaktalar ve yolculuk orada noktalanacak. Hayat ahirette devam edecek. Bu açıdan baktığımızda ölüm korkulacak bir olay değildir. Ölüm güzel bir olaydır. Ve adeta ölüm şu dünya zindanından ahiret bostanına, ahiretin o güzel diyarına bir kapı, bir köprü durumundadır. İnsan ölüm vasıtasıyla diğer aleme geçecektir. Necip Fazıl bu konuda şöyle diyor. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? İşte Allah-u Teala en sevgili kulu olan peygamberimize de 63 yıllık ortalama bir ömür nasip etmiş. İsteseydi daha da fazla yaşatırdı. Ama artık peygamberimiz görevini tamamlamıştır. Ve peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu dünyadan ayrılırken son sözleri Refik-i Ala ifadesi olmuştur. Yani yüce dost. Ben yüce dosta gidiyorum. Böyle olmuştur. Mevlana Celaleddin Rumi insanın ölümünü Şeb-i Arus olarak ifade eder. Yani sevgiliye kavuşmak bu tarzda değerlendirir. Çünkü insan şu dünyada diyarı gurbettedir. Bu dünya bir gurbet diyarıdır. Ve bütün insanlar gurbettedir. Ama diğer aleme gidildiği zaman asıl vatana gidilmiş olacaktır. Çünkü asıl vatan cennettir. Adem babamız ve Havva anamız cennette yaratılmıştır. İnsanlar şu dünyada her ne kadar bir takım böyle güzelliklerle karşı karşıya da olsa, rahat bir hayat da yaşasa, bu dünya mutlaka bir takım sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Ve şu alemde her kemalin bir zevali vardır. Ve her kemale bir noksan şu dünyada arız olmaktadır. Mevlana bunu şöyle ifade ediyor. Adamın diyor merkebi vardı, semeri yoktu. Semeri buldu, merkebi öldü. Bir başkasının bardağı vardı, suyu yoktu. Suyu buldu ama bardağı kırıldı diyor. Bu dünya böyle. Adam diyelim zengindir ama sağlığı yerinde değildir. Parası çok ama midesi haraptır söz gelimi. Veya başka yerden bir derdi vardır. Bir başkası mide sağlamdır ama yiyecek ekmeği yoktur. Bu anlamda dünyada illa herkesin bir takım sıkıntıları var. Ama bu sıkıntılar netice itibariyle bitecek ve sıkıntıların olmadığı bir ahiret alemi olacak. Ama sıkıntıların olmadığı derken bu ehli iman için, iman eden ve salih amel işleyenler için bu şekilde yeni bir alem gelecek ve o alemde artık insanlar için bir dert, bir tasa, bir keder söz konusu olmayacak. Tanıdığım değerli bir profesör, şeker hastası. Kendisine sormuştum, hocam dedim bunun tedavisi yok mu? Şöyle güldü, var dedi, var. Peki nasıl hocam dedim? Ölünce dedi bitiyor. Artık ölünce ne şeker hastalığı kalıyor ne de başka bir hastalık. İşte değerli izleyenlerim, dünyada hepimizin bir takım rahatsızlıkları, sıkıntıları olabilir. Ama bu sıkıntılar gelip geçici sıkıntılardır. İmtihan heyecanı gibi adeta. Eğer bir insan bir imtihana girmişse imtihan esnasında çok da rahat değildir. İmtihanın kendine göre sıkıntısı, stresi vardır. Dünya hayatı da bunun gibi. Dolayısıyla asıl hayat burası değil. Bizler yolcuyuz, diğer aleme doğru gidiyoruz.
imanlı bir şekilde gitmeyi Allah-u Teala hepimize nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.